أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve في الآخرة حسنة ahirette de iyilikler ver ve kına azabın nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatin. Rabbim sohbet edeceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike Rabbi eyyahduru, ve onların yanımda hazır bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve esirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَحْلُوا لُغْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kavlimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. اَمِينَ مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Rabbim nasip ederse size bu akşam İmam Geylani'nin kaldığımız sohbetini okuyacağım. 14'ü bitirdik, 15'i okuyacağız bu akşam kardeşler. İmamın nasihatlerini üstümüze alacağız. İnsan olmanın gayeleri, kalbi ikilikten, şirkten kurtarmanın önemi, İmam Hülasa bunu anlatıyor. Allah dostlarıyla beraber olmanın kazancı, kârı, avantajları bunlardan bahsediyor. İnşallah kulağımıza küpe olacak. Biliyorsunuz velilerin sözleri vahyin meyveleridir. Yani Kur'an ve sünnetten süzülmüş, anlaşılabilir, daha basit, halkın anlayabileceği tarzda bilgiler. Vahyin meyveleri, velilerin sözleri bunlardır. Bu akşam bu meyveleri konuşacağız. Alabildiğimiz kadar nasihati hayatımıza monte edeceğiz inşallah kardeşler. İmam şöyle başladı. İman sahibi azık hazırlar. Kafir ise yer içer, keyfine bakar, ötesini düşünmez. Şimdi biliyorsunuz bir Müslüman için yatırım iki taraflıdır. Hem dünya için yatırım yaparız biz, hem de ahiret için yatırım yaparız. Tek taraflı düşünmeyiz asla. Kafir ise sadece dünyaya yatırım yapar. Ye, iç, eğlen. Ben öldükten sonra beni gömmüşler mi, yakmışlar mı? Hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten ben ölmüş olacağım. Hesap var mı yok mu bana ne? Öldükten sonra her şey biter zaten. Kafir için inanç bu, ideoloji bu. Müslüman böyle bakmaz. Müslüman dünya hayatında ben bu maçın ilk devresini oynuyorum. Ama hiçbir maç tek devrede bitmez. Her maçın ikinci bir devresi olmak zorunda. Bu maçın ilk devresini oynuyorum ve dünyama yatırım yapıyorum. Dünyamıza yatırımı nasıl yapıyoruz kardeşler? Helal rızık. Her birimizin bir işi var, çalışmak. Gayret gösteriyoruz. Kim helal rızık peşinde koşturuyorsa dünyaya yatırım yapıyor demektir. Güzel bir yatırım. Her saniyesi ibadet olur. Haram da mı rızıktır? Evet. Helal de rızıktır, haram da rızıktır. Kullar bazen aceleci davranırlar, sabrı bırakırlar. Helalden gelecek olan rızkı haramdan alırlar. Bakın bu sözüme İmam Ali'nin yaşadığı bu olayla delil getireceğim. Halifemiz Ali, Allah ondan razı olsun. Mescide girerken katırını bir fakire emanet ediyor. Kardeşim şu katırımı tutarsan çıkışta sana bir şeyler vereceğim. Namaza girip çıkmam lazım, vazifem var. Tamam. Ey Ali diyor. Katırı tutuyor. Yularından. Halife içeriye giriyor, dışarıya bir çıkıyor, bir bakıyor. Yular gitmiş, katır orada. Başıboş dolanıyor. Halife dışarıya çıkar çıkmaz cebine iki tane dirhem ayarlamış. Dirhem gümüş para demektir Arapça. İki dirhem katırına ve yularına sahip çıktığı için adama verecekken hırsız yuları çalıyor, pazara gidiyor satmaya. İmam Ali diyor ki hizmetçisine pazara git al şu iki dirhemi, şu katır için bir tane yular al. Hizmetçi bir gidiyor bir bakıyor az önce katırı teslim ettiği adam elinde de çaldığı yular. Kardeşim diyor, ne yaptın, ne ettin beni ilgilendirmiyor, vazifem var. Al şu iki dirhemi, yuları bana ver. Hizmetçi yuları alıyor, geliyor İmam Ali'ye. Diyor ki, ya Ali senin yuları iki dirheme aldım diyor. Hazreti Ali tebessüm ediyor. Diyor ki, kullar sabırsız. Allah'ın kendisine ezelde helalden verdiği rızkı sabretmeyerek, acele ederek, beklemeyerek, helale harama dikkat etmeyerek harama çevirdi. Şimdi, o kişi, katıra bakan kişi bekleseydi orada iki dirhem alacak mıydı, almayacak mıydı? Bu aldığı iki dirhem helal mi olacaktı, haram mı olacaktı?
beklediği her saniye buna günah olarak mı yazacak, sevap olarak mı yazacak? Bak hem dünyaya yatırım yapıyor, sevap, para kazanacak 2 dirhem, 2 gümüş. Hem de beklediği her saniye orada işçiler, işverenler, memurlar, çalıştığınız her saniye helal kazandığınız için namaz kılıyor gibi ibadettesiniz. Bir şartı vardır İslam'ın, 5 vakit namazını kılacaksın. 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Demek ki 5 vakti kıldıktan sonra saniye be saniye bir sevap kazanıyoruz kardeşler. Saniye be saniye. Şimdi bu ne yaptı? Kendisine helalden yazılmış olan rızkı harama çevirdi. Haram da rızık mıdır? Vallahi haram da rızıktır. Ama sen yanlış hamlelerinle, yanlış tercihlerinle o helal olan rızkı aldın, çevirdin, kendine haram yaptın. İmam Ali bu kadar büyük bir alim, bu kadar derin bir ilim ehli. Zaten Muhammed Aleyhisselam herkes için onu söylemiyor. Ben ilmin şehriyim, Ali bu şehrin kapısıdır. Allah ondan razı olsun. Sahabeden bir tanesi geldi, dedi ki, ey imam, senin halifeliğin döneminde fitneler çıktı. Osman döneminde de, senin döneminde de büyük fitneler çıktı. Ama biz Ebu Bekir ile Ömer dönemini de gördük. Allah o dördünden razı olsun. Onların dönemlerinde, o ikisinin döneminde hiç fitne yoktu. Ama Osman'la senin döneminde fitneler çıktı. Bunun hikmeti nedir, bana açıklar mısın? Halifemiz ne buyurdu? Ömer'le, Ebu Bekir'le Ömer zamanında onların yanında biz vardık. Bizim zamanımızda onlar bizim yanımızda yok. Onlar gibisi de yok. Dolayısıyla fitne çıkması normal. Hazreti Ebu Bekir'le Ömer'in Şeyhülislam'ı kim? İmam Ali. Şeyhülislam'ın Ali olduğu zaman fitne, fesat çıkma ihtimali çok düşük. Danıştıkları bütün meselelerde hemen önce şeriat bu konuda ne diyor? Kur'an ve sünnet ne diyor? Ali'yi çağırın. Hemen İmam Ali'ye sualleri soruyorlar. Cevaplarını alıyorlar. Devleti İslam kanunlarıyla yönetiyorlar. Bunu yönettiğin zaman fitne, fesat çıkma ihtimali ortaya çıkmıyor. Ortada kalmıyor. Ama halifemiz ne diyor? Bizim zamanımızda onlar gibisi yanımızda yok. Keşke birkaç kişi daha yetişseydi de bizim zamanımızda insanlar fitne çıkartmak istediğinde onları susturabilecek ilim sahibi insanlar olabilseydi. Ama maalesef yok. İşte kardeşler, kafir tek devrelik adamdır. İkinci devre asla oynamaz. İlk devreyi oynar, maç bitti der. Son düdük. Devre arası. Teknik direktör içeride bağıracak, çağıracak. Hele Jose ise küfürlü karışık bağıracak, çağıracak. İkinci devreyi konuşacak. Seni ikinci devreye hazırlayacak. Sert bazı mesajlar alacaksın hocandan ve ikinci devreye başlayacaksın. İkinci devremiz ahirettir kardeşler. Müslüman dünyaya da yatırım yapar, ahirete de yatırım yapar, dengede hareket eder. Tek taraflı hareket etmez. İman böyle başlıyor. İman sahibi bir yolcu gibidir. Kendini öyle görür. Burada az zaman kalacağını bilir. Malını alır, azla yetinir. Biliyorsunuz mal ne kadar fazla olursa hesap o kadar fazla olur. Havaalanına gitmek gibidir. Kaç bavulla gidersen o kadar fazla incik boncuk detaylı bakarlar. Orada daha fazla zaman geçirmek zorunda kalırsın ve daha çok hesap verirsin. Ne kadar az çantan, azığın varsa, eşyan varsa o kadar hızlı geçersin. Ahiretteki hesap da bunun gibidir. Kimin malı daha çoksa imrenme, çok fazla özenme. Çünkü senden çok daha fazla bekleyecek. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce gireceklerdir. Neden? Malı az, hesabı az, günaha girme, hakka girme ihtimali daha düşük. Zenginin 2000 tane işçisi var. Fakirin işçisi yok, ortağı var. Dolayısıyla 2000 kişinin hesabını verecek o zengin. 2000 elemanı çalıştırdı. Kul hakkına girdi mi, girmedi mi? Kıstı mı, çarptı mı, yalan söyledi mi? Bunların hepsinin hesabını vereceği için hesap uzar. Fakirde böyle değildir. Dünyada zaten Allah fakirlikle onu sınav etti, sabretti. Bu yüzden zenginlerden 500 yıl önce, yani yarım gün önce, ahirette bir gün, dünyanın 1000 senesidir. Yarım gün önce cennete gireceklerdir. Allah bizi cennete evveliyatta girenlerden etsin kardeşler. Amin. Arta kalanı ahiret alemine bırakır. Nefsine yeteri kadar burada harcar. Varlığını taşıtacak kadar nefsini doyurur. Ya hocam, nefsimizi doyurmasak olmaz mı? Yani nefse gıda vermesek, tamamen kessek olmaz mı? Bu sefer intihara giriyor. İslam'a göre 3 gün üst üste oruç tutmak caiz değildir. Onu ancak peygamber tutar. Övgüler ve selam efendim olsun. Buna visal oruç denir. Sahabe dediği zaman peygamberimize, biz de senin gibi 3 gün hiç
hurma yemeden yahut su içmeden oruç tutmak istiyoruz ey Allah'ın Resulü. Siz bunu yapamazsınız. Yasak. Allah beni meleklerle yediriyor ve içiriyor. Bu yüzden ben tutabilirim. Siz tutamazsınız. Onun yapabileceği bizim yapamayacağımız birçok şeyden bir tanesidir. Dolayısıyla nefsine bakman gerekiyor. Nefsinin gıdasını vermen gerekiyor. Uyku gıdası, dinlenme gıdası, yeme içme gıdası, çalışma gıdası. Bunların hepsi nefs. Nefse yatırım. Olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Bunu yapmadığın zaman da intihara giriyor. Kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız ayeti kerimesine çiğnemiş oluyorsun. Allah bunu istemiyor. Bütün emeli ahiret içindir. Bütün gücünü ve kuvvetini oraya verir. Hakiki bir mümin, evet dünyaya yatırım yapar. Dünyada zengin olmak, rahat ve güzel, konforlu yaşamak önce Müslümanların hakkıdır. Hani münafıklar ne der? Ya arkadaş bu nasıl alim, bu nasıl hoca? Zengin zengin, rahat, huzur, ferah içinde yaşıyor. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani, İmam Ebu Hanife, çok büyük zenginler. Bunlar nasıl zühtten bahsedebiliyor? Hoca dediğin fakir olur ya. Münafıklar Müslümana zenginliği yakıştırmazlar. Zengin illa Yahudi ve Hristiyanlar olmak zorunda. Müslümanlar fakir, pejmürde, yamalı elbiselerle gezinmek zorunda. Münafıklar böyle isterler. Bu onların kalplerinde istediği bir duygudur. Hakikatte nedir? Hakikatte İmam Muhammed Bakır, Muhammed Aleyhisselam'ın torunu. Çok zengin bir zat. Diyor ki, zengin olmak, huzur ve mutluluk içinde, konfor içinde yaşamak önce Müslümanların hakkıdır. Çünkü Allah'a küfreden ateistler ve dinsizler zengin yaşıyor. Allah'a itaat eden müminler fakir yaşıyor. Bu uygun değildir. Bir netice, kişi zengin olabilir, hiçbir sakıncası yok zekatını vermek kaydıyla. Fakat kalbinde niyeti ne diyor imam? Bütün emeli, gayreti, aklındaki, kalbindeki niyet ebedi hayata yatırım. Benim bu ebedi hayatı kazanmam lazım. Ebedi hayatı kazanamadığın zaman dünyada çok iyi yaşasan bile işin bitiyor. Hiçbir kar elde edemiyorsun. Günlerin çok sayılı, çok kısıtlı. Zaman dilimin çok az. 60 sene, 70 sene. Bismillah. Bütün gücünü, kuvvetini ukbaya verir, dünya ve onun ehline önem vermez. Kalbi dünyadan kesilmiştir. Dünya ve ehli onun yanında önem taşımaz. Yanında tatlı bir dünyalık varsa fakirlere verir. Ahiret için azığın böyle yapılacağını bilir. Dünyada verdiği az şeyin ahirette daha büyük ve daha iyi bir şeyle karşılık bulacağına inanır. Şimdi dünyada yaptığımız herhangi bir şeye dünya karşılığı olarak para alıyoruz. Dünyevi menfaatimiz bu. Allah'a yaptığımız herhangi bir şeye Allah bize para vermiyor. Para gibi yok olmayan bir şey veriyor. Ne veriyor? İsim sevap. Ahiretin para birimi, sevap veriyor. Bunlar birikiyor amel defterinde sağ tarafta. Günahlar da yaptığımız kötülükler de sol tarafta birikiyor. Mizana gittiğimizde, teraziye geçtiğimizde sevaplar daha fazla gelirse direkt olarak cennete giriyorsun. Rabbim bizi direkt gidenlerden etsin. Cehenneme girmeden gidenlerden et. Allah'ım bizi. Dolayısıyla bu sevabı kazanmak için karşılaşabileceğin bütün fırsatları çok iyi değerlendirmen lazım Müslüman kardeşim. Müslüman uyanıktır. Ticari olarak fırsatlar çıktığında nasıl değerlendiriyorsan, ahiret ticareti konusunda da fırsatlar çıktığında böyle değerlendirmen lazım. Kandil geceleri, yani özel geceler. İslam'ın bize bildirildiği 5 özel gece, kandil geceleri. Muharrem bugün çok özel gecelerden bir tanesidir. Bugün insanlık tarihinde çok özel şeyler olmuştur. 10 Muharrem'deyiz kardeşler. Yeni yılımıza girdik biliyorsunuz. 1446. Hicri 1446 senesine girdik 10 gün önce. Muharrem 1 dediğin zaman yeni hicri sene girmiş demektir. Fakat Müslümanlar hep miladi, yılbaşı 19-8 falan diye kandırıldığı için, uyutulduğu için hicri seneyi unutmuşlardır. Gaflet etmişlerdir. 1446 yılını Müslümanlar maalesef bilmiyor. Muharrem'in 10. günü nasıl bir gün? Muhammed Aleyhisselam bugünü çok hadis-i şeriflerinden methediyor. Özel bir gün. Çünkü birçok şey, insanlık tarihinde birçok şey oldu. Adem Aleyhisselam'dan başlayıp. Adem Aleyhisselam yaptığı bir yanlışla cennetten, evinden kovuldu kardeşler. Şimdi Allah'ımız Adem peygamberimize ne diyor? Ey Adem, hem ev sahibine baş kaldırıp isyan edip
Hem de o evde nasıl oturabilirsin? İn oradan aşağı. Kur'an'daki tabir in oradana. İnin oradan aşağıdır. Adem ve karısına. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Koca cennette milyarlarca, trilyonlarca nimet, hepsi helal. Haram olan tek bir nimet var. Bak, acelecilik. Helal rızkın peşinde koşmama, haramın peşinde koşma. Tek bir nimet var. Allah Teala dedi ki, buraya yaklaşmayın. Size her şeyi helal kıldım. Sizin sınavınız budur. Bu ağaca yaklaşmayın. Şeytan nasıl geldi? Şeytanın gelişi çok kurnazca. Allah size bu ağacı niye yasakladı biliyor musunuz? Çünkü sizi cennetten çıkartacak. Planı sizi cennetten çıkartmak. Ama eğer bu ağaçtaki meyveden yerseniz ebedi olarak kalacaksınız. Bu yüzden sizi yasakladı. Onun planını bozun. Dediği ikisini de kandırdı. Hristiyanların görüşü Havva'yı kandırdı, Havva Adem'i kandırdı. Kadını kötülemek Hristiyanlıkta çok meşhurdur. İslam'ın görüşü hayır. İkisini de kandırdı. Kararı ikisi beraber verdiler. Ve meyveyi beraber yediler. Erkek de suçlu, kadın da suçlu. Kur'an'daki deyimiyle Allah'ım biz nefsimize zulmettik. Havva beni kandırdı tabiri var mı Kur'an'da? Bu kadınlar bizim başımıza bela Allah'ım tabiri var mı? Bu senin Hristiyanlık fantezin bu. Suçu kadına at gitsin. Böyle bir şey yok. Biz Allah'ım biz nefsimize zulmettik. Sen bizi bağışla. İkisi de aynı duayı yapıyor. Ve dünyaya Allah Teala dünyaya gönderiyor bu ikisini. Ama ayrı ayrı yerlere. Bak Mevla Teala kullarını sınav etmek dilediği zaman çok ağır sınavlar yapar. Musa Aleyhisselam'ın kavmi bir çölde Kudüs'ü aradılar. Kaç sene? 40 sene. 40. Sübhanallah. Ya 40 senede bulursun be. Ya 4 ayda bulursun bir yeri yani. Dolaşırsın bulursun. 40 sene Allah'ın peygamberine yaptıkları itiraz ve başkaldırı onlara bir bela olarak geri döndü. 40 sene boyunca Sina Çölü'nde dolandılar. En sonunda Kudüs'ü buldular. Hazreti Musa vefat etmişti. Nasip olmadı ona. Kavmine nasip oldu. Adem ve Havva aramız, babamız ve annemiz kaç sene sonra dünyada karşılaştılar? 40 yıl boyunca tövbe yaptılar. Her ikisi de. Havva validemiz Hindistan'dan geldi Cidde'ye. Arafat'a. Adem babamız Cidde'den geldi Arafat'a. Allah Teala 40 yıllık tövbelerini kabul etti. Hangi gün? Bugün. Muharrem 10. Çok özel bir gün. İkisini buluşturdu. Sürgün bitti. Tövbelerinin kabul olduğunu hemen o anda anladılar. Sınav, musibet kaldırıldı. Artık dünyada imtihan edecekler. Bu şekilde yaşadılar kardeşler. Başka? Nuh Aleyhisselam gemisiyle o tufanda aylar boyu seyahat etmek zorunda kaldı. Gemisinin karaya vurduğu, dağa çıktığı gün 10 Muharrem'dir. Sonra Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından karaya vurduğu gün. Aylar boyu balığın karnında yaşadı. Ya insan balık karnında yaşar mı? Allah diyor ki ben yaşattım. Uzayda istesem uzayda yaşatırım. Ben balığın karnında yaşatmayı diledim, yaşattım. Muhammed Aleyhisselam'ı uzayda yaşattı mı? Allah beni 7 kat semaya çıkarttı diyor. 7 kat sema. Bütün bu yıldızlar, görülebilen bütün yıldızlar hangi kat sema? 1. kat. Bütün görebildiğiniz yıldızlar, gezegenler hepsi 1. kat sema. Allah beni 7 kat semaya çıkarttı diyor ve dakikalar, saatler geçiyor ve Muhammed Aleyhisselam nefes alıp veriyor. Allah ile tekellüm ediyor. Bak istediği zaman insanı uzayda yaşatır mı? Yaşatır. Denizin içinde insan yaşar mı? Balık mı daha akıllı, balık mı daha değerlidir? Bütün dünyadaki bilim insanlarına sorun. Bir balık mı daha değerli, bir insan mı daha değerli? Balık mı daha üstün, insan mı daha üstün? Balığın mı dünyaya daha büyük faydaları var, insanın mı daha büyük faydaları var? Hepsi ateisti, dinlisi dinsizi. Hepsi diyecek ki insan daha üstündür. Bütün balıklar tek bir insan kıvamına, kalitesine gelemezler. Şimdi balık denizin içinde nefes alabiliyor mu? Allah için oksijen ve suyu değiştirmek çok basittir, çok kolaydır. Her gün güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Bir emir verecek, o batıdan batan güneşi batıdan doğduracak, doğudan batıracak. Allah için çok basit, çok kolay. Yunus Aleyhisselam'ı da bir balinanın karnında aylar boyunca yaşattı. 10 Muharrem'e kadar. Çok zikredenlerden olmasaydı, kıyamete kadar biz onu balığın karnında tutacaktık diyor Allah Teala. Bak bir peygamber bile olsan, ben yan geleyim, yatayım, hiç zikir yapmayayım, namaz kılmayayım. Nasıl Allah beni kurtarır diyemiyorsun. Çalışman gerekiyor. Zikir ve tövbe yapman gerekiyor ki Allah seni selamete çıkartsın. Peygamber bile olsan çalışacaksın kardeşim. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğu gün, Aşure günü.
Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıktığı gün, biliyorsunuz haftalarca, aylarca bir kuyuda Allah onu besledi, rızıklandırdı. Rızkını gönderdi. Kuyudan çıktığı gün yine 10 Muharrem'dir. Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin körlüğünün açıldığı, oğlu Yusuf Aleyhisselam, bu benim gömleğimi götürün babama verin, babam yüzüne sürsün, gözleri açılacaktır. Çok ağlamaktan dolayı gözleri kör oldu Yakup Aleyhisselam'ın. Gözlerinin açıldığı gün 10 Muharrem'dir. Bugündür kardeşler, özel bir gündeyiz. Eyüp Aleyhisselam hasta oldu yıllar boyu. Vücudunu kurtla yiyecek seviyeye geldi. O kadar ağır bir durum. Karısı geldi, dedi ki ya sen Allah'ın peygamberisin, bir dua et. Bir dua et, seni bu sıkıntıdan kurtarsın, ben de artık sana bakamıyorum. Ey hatun, Allah'ın bize verdiği nimetler kaç sene sürdü? Zorluksuz, sınavsız, musibetsiz geçirdiğimiz kaç sene var, bana söyler misin? 40 sene. Efendim, 40 sene boyunca Allah bize nimet verdi. Eyüp Aleyhisselam kavminin peygamberi ve en zengini. Zengin peygamberlerden. Allah'a yemin ederim, bana verdiği bu musibet 40 yılı doldurmadıkça bu musibeti üstümden kaldır diye ona dua etmeyeceğim. Bu bir peygamber. Bak burada 40 yıl bana nimet verdi diyor, adalet diyor. 40 yıl musibet, beni sınav etmesi gerekiyor aynı musibetle. Bu musibet devam etmedikçe 40 yıl boyunca ben dua etmeyeceğim Allah'a diyor. Utanıyorum diyor ona dua etmeye. 10 Muharrem böyle bir gündür. Bunu değerlendireceğiz kardeşler. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde baktı Yahudiler oruç tutuyorlar. Tam 10 Muharrem bugün. Yahudiler de Firavun'un zulmünden tam bugün kurtuldular. Denizde boğdu Allah Teala bütün o Firavun'un askerlerini. 10 Muharrem. Özel, çok özel bir gün. Baktı Yahudiler oruç tutuyorlar. Dedi siz niye oruç tutuyorsunuz? Biz bugün Firavun'un zulmünden kurtulduk. Allah Musa Aleyhisselam'ın mucizesiyle Firavun'un bütün ordusunu helak etti. Bu yüzden şükür için oruç tutarız. Musa benim kardeşimdir ve ben ona sizden daha yakınım. Ben de oruç tutacağım dedi Efendimiz Aleyhisselam. O sene 11. gün tuttu. Sonraki her sene 9 ve 10. gün tuttu. Yahut da 10 ve 11. gün tuttu. Ya kardeşler, aranızda bugün tutan varsa bu Muharrem orucunu yarın bir daha tutacak. 2 gün yapacaksınız. Yahudi ve Hristiyan, Yahudilere muhalefet etmek suretiyle 9 ve 10 yahut da 10 ve 11. gün tutun diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne zamana kadar? Ta ki Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu farz kılındığında dedi ki artık isteyen tutsun, isteyen tutmasın. Çünkü Ramazan orucu farz olarak gelmiştir. Artık bu Muharrem orucunu dileyen tutabilir, dileyen tutmaz. Kimseye karışmayınız dedi. Orucun özelliği ne hocam? Bize ne gibi bir artısı olacak? Kâr, mümin kârla müteşekkildir. Kârını hesap eder. Yatırımını ahirete yapar, büyük yatırımını. Bak şimdi, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Aşure günü orucunun bir sene önceki günahlara kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum. Bugün tuttun mu? Yarın da tut. Bir sene önceki günahların seneye, önümüzdeki seneki aşure gününe kadar temizlenmiş olacak. Bütün o küçük günahları Allah Teala 2 günlük orucun vesilesiyle temizleyecek, silecek. Bu noktada bidat ehli gibi davranma. Bidat ehli, Şiiler, Muharrem orucuna o kadar fazla önem verirler ki 10 gün tutarlar. Muhammed Aleyhisselam ne diyor? 2 gün tutacaksın. Şiiler ne yapıyor? 10 gün tutuyorlar. Ramazan orucu tutuyorlar mı? Tutmuyorlar. Ya Ramazan orucu farz. Sen tüm seneyi oruçlu geçirsen, Ramazan'da oruç tutmasan Allah sana azap eder. Çünkü farzı yerine getirmiyorsun. Allah bunu istemiyor. Şiiler her noktada sahabeye muhalefet etmek niyetinde oldukları için dini değiştirmişler. Muharrem orucunu Ramazan orucundan üstün tutmuşlardır. Halbuki Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ramazan orucundan sonra en üstün oruç Muharrem orucudur. Sıralamayı gördünüz mü? Farz, sünnet. Bunlar ne yaptı? Sünneti aldı, farzı çıkarttılar. Şiilik acayip bir dindir. İslam dışı. Bir fırka, sapık, 72 fırkadan bir fırkadır. Amcam bizim gibi evi kentsel dönüşüme girdiği için semtini değiştirdi. Zeytinburnu'nda bir siteye taşındı. İlk sabah. Adetidir sabah ve yatsı namazlarına cemaate gider. Sabahleyin kalkıyor, en yakınındaki, sitenin yakındaki camiye gidiyor. Bakıyor ezan yok. Allah Allah, ezan yok. İmam yok. Cemaat de gelmedi. Caminin kapısına vuruyor. Bam 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 bam. Yok mu burada bir tane Müslüman?
Kimse yok mu? Bu cami nasıl kapalı durur? Nerede yaşıyorsunuz? Amcam bağırıyor. İçeriden lojmandan bir tanesi camı açıyor, kafayı dışarıya uzatıyor. Kardeşim ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Ya arkadaşım, cami görevlisi misin sen? Evet diyor, caminin imamı benim. Ya sen namaz kılmıyor musun kardeşim diyor, sabah namazı. Arkadaşım diyor, bak biz Şiiyiz. Bu cami Şii camidir. Şiiler sabah namazı, yatsı namazını kılmaz. Sen bilmiyor musun, utanmıyor musun bilmemeye diyor. Adam hem suçlaymış diyor. Nasıl bilmezsin diyor. Amcam şöyle diyor, bakın. Amcam ilmi olan bir insan değil ama çok sohbet izlemiştir. Ve hayatı boyunca hep zekat verdiği, namaz kıldığı ve sohbet dinlediği için fikir yürütebiliyor. Adama şöyle bir sual soruyor. Şimdi hepinizin aklınıza havale ediyorum bu suali. Arkadaşım, Muhammed Aleyhisselam sabah namazını kılmış. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bir vakit sabah namazını kaçırmamış. Hepsi sabah namazını kılmış. 100 bin sahabi sabah namazını kılmış. Siz hangi dinin mensubusunuz? Nasıl sabah namazı kılmazsınız ya? Yatsıdan bahsetmiyorum bile. Adama bunu söyleyince adam şu cevabı vermiş. Kardeşim seninle sabah sabah felsefe tartışacak değilim. Felsefe diyor. Allah'ın dininde felsefe diyor. Tartışacak değilim. Sen yoluna ben yoluma. Bak burada bir sürü cami var. Git işine kardeşim. Uğraşmayalım şimdi. Bela olmuyor. Amcam çıkıyor gidiyor. Muhammed Aleyhisselam'a uymazsan, Kur'an'a ve peygamberine itaat etmezsen din uydurursun. Aa, bu konuda bizim görüşümüz o değil. Bizim imamımız Ali birinci halife olacaktı. Birinci halife yapmadılar. Hazreti Ali'yi sindirdiler, korkuttular. Mecburen takiye yaparak üç halifeye biat etmek zorunda kaldı. Biz bu zulmü gördüğümüz için onun hakkını korumak adına peygamber ve sahabesinin yaptığı birçok şeyi kabul etmiyoruz. Hümeyni'nin deyimiyle peygamber Hazreti Ali'yi aleni ve açık bir şekilde birinci halifesi tayin etmediği için vazifesini, peygamberlik vazifesini layıkıyla yerine getirmemiştir. Allah'ın peygamberine söylediği lafa bak. Allah seni helak etsin. Amin. Amin. Dünyada, zaten dünyada helak oldu. Öbür tarafta Rabbim bize onun gittiği yeri göstersin. Amin. Bu kadar büyük İslam düşmanlarıdır Şiiler. Tarih boyunca bu yüzden hep Müslümanlarla savaşmışlar. Ve şükürler olsun Osmanlı'ya karşı hep tokat yemişlerdir. Hep kaybetmişlerdir. Yavuz'un gölgesi bile bunları sindirmeye yeterdi. Bir Yavuz'la bir mücadele yaptılar. Yavuz bunları onların sahasında deplasmanda tak 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 6-0 götürdü. Deplasmanda. Ondan sonra oğlu, torunu hiçbirisine karşı Şiiler mücadeleye girişmedi. Savaş yapmadılar. Hep çekindiler. Yaptıkları tek şey şu. Ülke sınırlarımız içinde Şiilik damarını kabartıp fitne çıkartmak. Fitne çıkartmak, kardeşi kardeşe kırdırıp ülkeyi zayıf düşürmeye çalışmak. Göğüs göğüse bir mücadele edelim, bir savaş yapalım. Yok. Şiiler her zaman korkaktır. Kafirlere de devamlı böyle atar gider yaparlar. Tek kurşun sıkamazlar. Hiçbir hamle yapmazlar. Çünkü Şiilik inanışında Mehdi gelinceye kadar kafirle savaşmak haramdır. Onlar Mehdi'yi bekler. Sünniler ne yapar? Sünniler Mehdi'yi falan beklemez. İstanbul'u fethi, Muhammed Aleyhisselam müjdelemiş. Ben gireceğim ya. Ben yapacağım. Başkasına nasip olsun istemiyorum. Derler. Bütün teknolojik gelişmeleri hazırlarlar. Dua ordusunu arkalarına alırlar. Girerler İstanbul'u alırlar. Ve çağ değiştirirler. Büyük Fatih diye tüm dünya onların isminden bahseder. Onların adından bahseder. Olay budur kardeşler. Allah bize o büyük dedelerimizin soyundan devam edebilmeyi, izinden devam edebilmeyi nasip etsin. Amin. Amin. İmam devam etti. İrfan sahibi ve bilgi sahibi olan bütün gücünü Hakk'a yakın olmaya harcar. Ahirete geçmeden önce Hak yakınlığını burada bulmayı arzular. Gayretini bu yolda harcar. Hak yakınlığı bulunduğu an kalp yolculuğu biter. Ondan öte yol yoktur. Kardeşler, Allah'a yakın olma, Allah'ı sevme. Dünyada yakınlık mevcut mu? Kesinlikle var. Allah'ın peygamberi bunu başardı, sahabeler başardı, veliler başardı. Demek ki yapılabilir bir şey bu. Daha dünyadayken Allah'a yakın olabilme. Aklı başında olan bir mümin bunu kovalar. Ahirette zaten yakın olacaksın. Öldüğün anda beden denilen kafesten ruhun çıktığı anda zaten yakınsın. Bütün perdeler açılacak. Mesele oraya gelmeden senin yakınlaşabilme adına bir şeyler yapman lazım.
Sen daima secde, kıyam ve rükû halinde görmekteyim. Seni daima bu hallerde görmekteyim. Bunlardan bir sürü de yorgunluk duyuyorsun. Ama kalbin bunlardan bir iz almıyor. Hakka yakın olmuyor. Yaptığın işler ona tesir etmiyor. Kalbin şu kalıptan bir türlü çıkmıyor. Rabbini doğru ara. Bu yolda doğru ol. Bu doğruluğun seni yorgunluktan kurtarır. Şimdi namaz kıldığı için yorulan, sıkılan, sohbete geldiği için terleyen, sıkılan insanlar var mı? Var. Namaz kılıyorken sıkılıyorsan kendini kontrol et. Namazı vazifen olduğu için yapıyorsun demektir. Aşk yok. Sıfır. Yani film izlerken sıkılmazsın. Çünkü nefsin haz alıyor, lezzet alıyor. Yemek yerken, tatlı yerken sıkılan, arkadaşlarıyla gıybet yaparken sıkılan birilerini duydunuz mu? Yok. Nefsi haz alıyor. Ama namaz kılarken sıkılıyorsan sende arıza var. Sende bazı sorunlar var. Bunu toparlaman lazım, düzeltmen lazım. İbadet senin için bir görev. Bir buluşma, sevgiliyle buluşma anı değil. Halbuki tam tersi olması lazım. İbadet Allah ile buluşma, yakın olma hali. Kulun Rabbisine secdeden daha fazla yakın olduğu bir an yoktur diyor Muhammed Aleyhisselam. Secde. Ama sen secdede süp 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 diyorsun. Sübhane Rabbiyel Ala falan yok. Hacılarımızın namazları böyle biliyorsunuz. Süp 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 süp. Arkadaşım, Sübhane Rabbiyel Ala. Tesbih ederim yüce olan Allah'ımı. Bunu söylerken bir de hafızanda kelimenin manasını tahayyül et ki ne söylediğini bil. Oradan çıkmak isteme, hemen kaçmak isteme. Süp 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 diyorsun, kaçıyorsun, gidiyorsun. Sonra namaz kılıyorum, sıkılıyorum hocam. Sohbete geliyorum, sıkılıyorum hocam. Ayda bir defa senin sohbetine geliyorum. 3 hafta gelemiyorum. Çünkü çok basıyor hocam. Hafakanlar basmıyor beni. Hafakan falan değil, şeytan, şeytan. Şeytanını okşamışsın, masaj yapmışsın ona. Çin masajı. Yağlı mallı. Masaj yapmışsın, şımartmışsın. Şeytan seni okşuyor. Sohbete geldiğin zaman tokat, yumruk sıkıyor, boğuyor. İçki meclisinde, gıybet meclisinde okşuyor. O sana masaj yapıyor bu sefer. Gitme buradan, burası huzur yeri bak. İçki içiyorsun, arkadaşlarla diyalog halindesin. Mutlusun burada. Masaja başlamış demektir. Bak şeytanın masajı böyledir. Pislik mekanlarda huzur bulursun. Sohbet mekanında terlersin, sıkılırsın, boğulursun. Münafıklar mescitlerde kafesteki kuş gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kafesteki kuş gibi. Müminler mescitlerde gökyüzündeki kuş gibidir. Ait olduğum yerde hissediyorum. Ben burada huzurluyum. Münafıksa daralır, sıkılır. Ne zaman bitecek bu sohbet ya? Hadi ya. Farkını buradan anla. Bir kişinin cennete gidebilmek adına namaz kılması bana çok bencilce geliyor. Bir kişinin cehennemden, ateşten sıyrılayım, teget geçsin. Cehennemi görmeyeyim niyetiyle namaz kılması, oruç tutması çok bencilce değil mi kardeşim ya? Allah sana bu kadar nimet vermiş. Bak binlerce nimet sayabilirsin sadece vücudunda. Dışarıdaki nimetlerden bahsetmiyorum. Sadece vücudunda binlerce nimet var. Ve senden günde 1 saat kendisine yakınlaşmanı istiyor. O ibadetle. Bunu vazife olarak, görev olarak yapmanı değil, haz almanı, mutlu olmanı istiyor. Ait olduğun yer orası olmanı istiyor. O olmasını istiyor. Ama sen kafanda şu var. Cennet için daha çok ibadet yapman lazım. Çok sığsın. Ve çok bencilsin. İslam için yaptığın bir şey yok. Kardeşim bir tanesi şöyle dedi. Hocam, dünyadan hiçbir lezzet alamıyorum. Dünyadan da lezzet alabilmem için bana dua eder misin? Bak namazdayken lezzetim var. Zikir yapıyorum, lezzet alıyorum. Ama dünyadan zevk almıyorum. Kardeşler, böyle bir şey yok. Müslümanlar dünyadan da haz alırlar, lezzet alırlar. Çünkü Allah bize nefis verdi. Dünyadan lezzet almak önce bizim hakkımız. Onun nizamını yaşatmaya çalışıyoruz çünkü. Ahirette zaten lezzetin büyüğü bize. Allah'ın vaadi haktır. Ama sen bu lezzet için bir şey yapma. Bencil olma. Bak Müslüman kardeşlerin dinsizleşiyor. Sünnet olma. Sünnet bana çok mantıksız geliyor diyen bir sürü adam tweet atmaya başladı. Şarkıcılar, türkücüler, ünlüler tayfası. Çocuğumu sünnet ettirmeyeceğim, bana çok mantıksız geliyor deyip halkı ayartmaya çalışıyorlar. Sünnet. İslam'ın, Allah'ın dininin en temel prensiplerinden bir tanesi. Erkekler sünnet ettirilir. Hristiyanlıkta da vardı. Yahudilikte hala var. Hristiyanlar değiştirdiler ayeti. Oradaki sünnet edilmekten maksat kalpteki günah kabuklarını çıkartalım dediler. Takla attırdılar ayeti, sünneti kaldırdılar. Aynısını Türkiye'de yapmak istiyorlar. Sünnet. Çok mantıksız diyorlar. Ülkende Müslümanlar birer birer peygamberinden uzaklaşıyor, dinsizleşiyor.
Ve sen diyorsun ki ben namaz kılıyorum çünkü ahirette cenneti istiyorum. Ya senin yan komşun deist olmuş. Amca çocuğun ateist olmuş. Agnostik olmuş. Amca çocuğun ya. Sen diyorsun ki ya dördüncü umreye gitmek istiyorum hocam. Çok haz alıyorum orada. Oğlum amca çocuğun ateist olmuş senin. Ne umresinden bahsediyorsun sen ya? Savaştasın, savaşta. Bir savaştasın. Senin safındaki askerleri alıyorlar, kendi saflarını alıyorlar. Kendilerine asker yapıyorlar ve seninle savaştırıyorlar. Farkında değil misin? Ancak bir ahmak, bir aptal çocuğunu düşmanının yetiştirmesine izin verir. Bizim Osmanlı'dan sonra çocuklarımızı düşmanların yetiştirmesine izin verdik. Ve o çocuklar bizim düşmanımız oldu. İslam'ın düşmanı oldu, atamız Osmanlı'nın düşmanı oldu. Allah bu millete hidayet versin kardeşim. Amin. Amin. Hak Azze ve Celle. Bütün arzularını kır. Kalbinle uçmaya koyul. Hak yakınlığı sahiline varıncaya kadar uçuşa devam et. O denizin sahiline yanaş. Geçmişin kurtarıcısı sana gelir. Onun yanında yardım gemisi de bulunur. Elinden tutar, Rabbine götürür. Bu dünya bir denizdir. İmanın da bir gemidir. Gemi sağlam olursa burada boğulmaktan kurtulursun. Bak bu deniz büyük bir okyanus. Senin imanın gemi. Bu gemiyi deldirmeyeceksin. Su geminin içine girdiği zaman seni batırır. Geminin altında olduğu zaman seni üste tutar. İstediğin yere gidersin o gemiyle. Bu yüzden imanını deldirmeyeceksin. O iman delinmeyecek. Neyle delinir? Haram yersen delinir. Yalan söylersen, gıybet yaparsan delinir. Faize bulaşırsan, alırsan verirsen delinir. Dikkat et kardeşim. Bu iman gemisini deldirme. Oğulcuğum, dünya denizdir. İman da onun içinde gemi. Gemiyi yürüten Allah'a kulluktur. Sahil, ahiret aleminin başlangıcıdır. Bu gemiyi nereye kadar yürütmeye çalışacağız? Kulluğumuzla sahile kadar. Sahil, son nefes. Ahiret aleminin başlangıcı son nefestir. Bu son nefesi verirken kardeşler, çok kritik. Allah'ım bize nasip et ya Rabbi. Tevhidi dilimize alabilirsek, paçayı kurtardık demektir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bu tevhidi, bu ikiliyi, Allah ve Peygamberi de dilimize alırsak, kimlere iman ettiğimiz ortaya delil olarak konulmuş olur. Ve günahımız fazla bile gelse elinde sonunda cennete gideriz. Allah'ım bize nasip et ya Rabbi. Amin. Ey günahlarda ısrar edenler! Yakında sizi körlük kaplayacak. Kulaklarınız duymayacak. Kötürüm olacak. Yerinizden kalkamayacaksınız. Günahta istikrar sağladığın zaman bu sana ne sağlıyor kardeşim? Bir, sol tarafa yazılar yazılıyor. Kara kara yazılar. Bugün 20 günah işledi, bugün 50 günah işledi yazılıyor. Ahirette o terazide matematik işleyecek. Matematik her şeyi bilirler. İkinci bir şey daha var. Günahlar sadece rakamlardan ibaret değil. İkinci bir şey ne? Sana körlük veriyor. Ama hocam benim gözlerim görüyor. İçki müptelasıyım 10 senedir. Gözlerim çok iyi görüyor ama bir sorun yok. Kalbine körlük veriyor. Kalbinin körlüğü gözün körlüğünden çok daha beterdir. Bu dünyada şu anda gözü kör olup kalbi mümin olmuş binlerce âmâ kardeşimiz vardır. Kör hafız. Kör Kur'an aşığı. Tefsir okuyor. Kör ama dinleyerek tefsir dinliyor, Kur'an ezberliyor. Bak gözleri kör ama kalbinde iman var. Bu adam kurtulur. Ahirette bize bir cennet, ona iki cennet. Ayetle sabittir. Dolayısıyla günaha istikrar sağladığın zaman kalp gözün körelir. Kalp gözün köreldiği zaman o günahtan hiçbir sıkıntı, hiçbir mutsuzluk, huzursuzluk hissetmezsin. İçki içersin, uyuşturucu kullanırsın, küfür edersin, gıybet yaparsın, kalbinde en ufak bir titreme oluşmaz. Artık kalbin tamamen yağ bağlamış demektir. Bak bunu tıptan bir örnekle bunu size yakınlaştıracağım kardeşler. Kalbin katılaşması olayı nasıl katılaşıyor kalp? Çok yağlı gıdalar yiyen bir adam düşünün. Devamlı yağlı börek yemeği. Arnavutların ortalama yaş ömrü ne? 55-60 sene. Sebep? Herkes 70 sene yaşıyor, 80 yaşıyor. Biz niye 60 yaşıyoruz? Yağlı börek bizim yumuşak karnımız. Arnavutlar yağlı börek yemeği bak. Börek değil. Yağlı börek. Böreği kaldırdığın anda yağlar dökülecek. Onu görmen lazım. Yağlı böreği çok fazla yediği zaman ne oluyor? Vücudun alabileceğinden daha fazla yağ vücuduna koymuş oluyorsun. Sonra ne oluyor o yağ? Damarlarda tabakalar oluşturuyor. Kalbin üzerinde tabak oluşturuyor. Tıp buna ne diyor? Kolesterol. Kolesterolün artmış.
yağ miktarı arttığı için kalp damarlarında tıkanıklık başlamış. Kap üstüne kap. Geliyor. Kan damarlardan rahat bir şekilde geçemiyor. Kalp kanı istediği gibi rahat bir şekilde pompalayamıyor. Sonra bir gün bir bakıyorsun seni hastaneye götürüyorlar. Kalp durmuş. Kan pompalayamadığın zaman vücut kilitlenir. İşin biter. Ya ölürsün ya ani müdahale yaparlar. Damarları açmaya çalışırlar. Allah yürü derse devam edersin. Yürü demezse o anda ruhunu verirsin. Yaşının 18 olduğu, 58 olduğu fark etmez. Halı sahadaki ölümlere bakınız. Haberlerde bir araştırın. Halı saha ölümleri 15'ten 16'dan başlıyor. Halı sahada insanlar koştururken ölüyorlar. İş yerlerinde, stres içinde, 18 yaşında, 20 yaşında sırf kalp kriziyle ölen gençler. Aşırı kolesterol. Günahlar da kolesterol gibidir. İşlemeye devam edersin yavaş yavaş, yavaş yavaş kalbin üzerine zift bağlar, karanlık bağlar. Kalbi tamamen kapladığının işareti şudur. Hiçbir pişmanlık hissetmezsin. Haram yiyor, pişmanlığı yok. Bankadan faiz alıyor, hiçbir kalbinde bir hüzün, bir pişmanlık, bir nedamet, sıfır. Flörtü var, sevgilisi var, her hafta buluşuyor. Kalpte hiçbir titreme yok, ben çok mutluyum diyor. Çok huzurluyum, mutluyum. Haramlarla, günahlarla keyfim yerinde. İçki içiyoruz iki kadeh, eğleniyoruz. Kalpte bir titreme yok, tırmalanma yok, tamamen kirlenmiş. Kolesterol bu adamın kalbini kaplamış. Her an kalp kriziyle teklemede gidebilir. Ne demek istiyorum? Öldüğü anda, o ölümüne yakın anda kalbi kararmış bir adam şehadet getiremez. Ya hocam, dünyadayken dilini zikre alıştırmamış bir adam, hayatı içinde dilini tevhide zikre alıştırmamış bir adam, ölümüne yakın bir zamanda, o sıkıntılı an geldiğinde ve Azrail Aleyhisselam'ı gerçek suretinde gördüğünde dili kilitlenir. Ya sen bir korku filminde bile Karabasan korku filmi yapmış. Aniden karanlık bir odadan geliyor. Biliyorsunuz o klişe sahneyi. İçeriden takır tukur sesler gelir. Gözlüklü şişko kişi de seslere doğru gider. Bütün herkes izleyenler bilir ki ya gitme. Oraya gitme kardeşim aç ışığı. Işığı da açmaz. Karanlık odaya doğru gider. Ve bir anda ekrana tam çekim tam ekran Karabasan gelir. Artık yönetmenin belirlediği bir tasvirde bir Karabasan gelir. Ani bir şekilde geldiğinden dolayı bir irkilirsin şöyle. Allah'ım dedim. Ne oluyor? Falan dersin. İmanı zayıf adam küfrü basar. İmanı kuvvetli, Subhanallah der. İmanı kuvvetli hemen zikirle karşılar. Elektrik çarpması da bunun gibidir. Priz takıyor adam. Prizi takarken hacı amca çarpılıyor ve küfrü basıyor. Yanındaki elemanı günde iki vakit namaz kılıyor. Zayıf Müslüman. Allahu Ekber diyor. Fark nerede? Ne burada? Öbürü hacı. Beş vakit namaz kılıyor. Bu iki vakit namaz kılıyor ama çarpıldığı anda aklına gelen ilk kelime bilinçaltı Allahu Ekber. Neden? Çünkü iki vakit namaz kılıyor ama dilini zikre alıştırmış. Ve dilinde küfür yok. Hacının beş vakit namazı var ama dilini küfre alıştırmış. Sıkıntılı bir durum gördüğü anda küfrü basıyor. Bu hacı elektrik prizinden gelen küçük bir voltla çarpılan ve küfrü basan hacı Azrail Aleyhisselam'ı gerçek suretle gördüğü zaman ne yapar? Sizin hayal gücünüze bırakıyorum kardeşim. Tabii Subhanallah, Allah'ım bana iman nasip et diyecek hali yok herhalde. Diyemez. Elektrikte bile bu kelimeyi kullanamıyorsan, zikir kullanamıyorsan Azrail Aleyhisselam'ı gördüğünde çarpılırsın. Ve demen gereken kelimeyi diyemezsin. Şehadet. Şehadeti söyleyemezsin ve işin biter. Bütün hacılar falan çöpe. Hepsi gitti. Çünkü bütün olay, bütün işler sonuna göre değer taşır. İmam Ahmed bin Hanbel'in sözü. Dünyadaki bütün işleriniz sonuna, neticeye göre değer taşır. Netice güzel değilse iş boştur. Bir takım görüyorsun. 90 dakika boyunca köpek gibi direniyor. Savunma yapıyor. Karşı tarafta 1 milyar yoluk bir takım var. Savunma yapıyor. Dakika 90 artı 2. Rivaldo diye bir adam bir geliyor. Bir free kick. Bir çakıyor topa 90 artı 2'de top çataldı. Bir puan alacaktık diyorsun, onu da alamadık. Bütün emekler boşa gitti mi şimdi? Ertesi gün gazetelerde bak bir dakikayla. Bütün Türk gazeteleri bu takım bir kahraman. Dünyanın en büyük futbol takımına Barca'ya karşı 90 dakika boyunca direndiler ve bir puan aldılar diyecekken bir dakika içinde bütün manşetler değişiyor. Bu takım tam bir rezalet. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken
4-5 takımdan bir tanesi. Bütün futbolcular rezil oldu. Bütün işler sonuna göre değer taşır. Bu yüzden gelin şu duama amin deyin kardeşim. Allah'ım, son nefesimize geldiğimizde, söylememiz gereken kelimeyi söylemek istediğimizde Muhammed Aleyhisselam'ı yanımıza temessül ettir. Amin. Ve bize şehadeti o hatırlatsın. Amin. Amin ya Rabbi. Aramızdan bu sohbeti izleyen, bu ilmi mecliste bulunan ve izleyen kim varsa her birimize tevhidi hatırlattır ya Rabbi. Amin. Amin. Gelin beraber bir kere daha tekrar edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Biraz daha okuyayım, hem kapatayım. Yarısını ancak gelebildim. Devam ederiz inşallah sonraki haftaya. Yakında sizi körlük kaplayacak, kulaklarınız duymayacak, kötü durum olacak. Yerinizden kalkamayacaksınız. İsyankar olduğunuzdan kullar da sizin için acıma hissi duymayacak. Şimdi sen isyankarsın, kalbin kirlenmiş. Herhangi bir akrabana karşı, ihtiyarlara karşı bir acıma hissin yok. Bir merhametin yok. Akrabana karşı merhametin yok. Bağlarını kopartmışsın. Senin de yaşlılığın gelecek. Ve insanlar sana merhamet duymayacaklar. Onlar da sana karşı kaba olacaklar. Aman şeytan görsün yüzünü diyecekler ve senden uzaklaşacaklar. İmam böyle söylüyor. Malınız telef olacak. Hırsızlar gelecek. Her biri bir parça alıp götürecek. Malını en güvenli hale getirmiş adam bile öldüğünde hırsızlar, oğulları, kızları, karısı, metresi kavgayla, gürültüyle bu adamın malını paylaşıyor mu? Bütün malı telef oluyor mu? Haydan gelen huya gider muhabbeti, çocukları bütün parayı kumarda yiyor. Sonra birbirlerini öldürüyorlar. Sen fazla aldın, ben eksik aldım muhabbetine. Birbirlerini öldürüyor. İşte mal bu. Bize öyle bir mal lazım ki kabre girdiğimizde de bizim yanımızda olacak. Hiç gitmeyecek. Biz öyle bir malın peşindeyiz. Yoksa burada bıraktığın mal çöp, geçici. Fırtına esecek, afet inecek, diğerlerini telef edecek. Siz de perişan olacaksınız. Allah'ın belası geldiği zaman dur Müslümanlara dokundurmayayım. Sırf kafirlere vursun, bana küfredenlere vursun gelmez. Bela toplu iner kardeşler. Pandemi belası geldi, hepimizi vurdu mu? Müslümanı da gitti, yavru da gitti. Hepimize vurdu. Veba belası geldi, bütün dünyayı vurdu. Müslüman da gitti, yavru da gitti. Belalar gelmeden kafirlerin yola gelmesi ve düzelmesi için bir şeyler yapman lazım. Allah'ın dinine hizmet yapman lazım. Bencil davranma. Kendim için namaz kılıyorum. İslam için bir şey yapman gerekiyor, yoksa bencilsin. Allah'ın dinini yaymak adına bir şeyler yapman lazım. Yapmazsan bela toplu gelir. Seni de bulur, beni de bulur. Ben hocayım, o Allah'ım, hayatım boyunca insanların hayatını kurtardım ben. Bana bu belanın dokunmaması lazım. Demek ki yeteri kadar çalışmamışsın kulum. O bela gelir, seni de bulur. Fakat Allah adalet sahibidir. İslam için çalışanı bulan bela bütün günahlarına kefaret olur. Ahirette cennete gider. Diğerini bulan bela zaten dünyada hayatını bitirir. Ebedi hayatta da cehenneme gider. Allah adalet sahibidir. Kardeşler, Allah Teala hepinizden razı olsun. Amin. İlim meclisimize geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Mevla Teala hayatımızın sonuna kadar bu meclisleri doldurmayı ve insanların kollarına hatırımızla girip bu meclislere getirebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Rabbimiz son nefesimizde şehadet edebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Oğullarımızı, kızlarımızı İslam'a hizmet edenlerden etsin. Amin. Amin. Özel teşekkür etmem gereken insanlar var. Bir, klimaları getiren kardeşlerim var. Bu iki tane klimayı erkekler çöp. Hiçbir iş yapmıyor. İki tane klimayı iki tane ayrı bayan kardeşim getirdi, buraya koydu. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ne harcadılarsa bunlara, bin mislini daha dünyada ve ahirette Rabbim onlara versin kardeşlerim. Amin. Amin. İçeride su arıtmamız var. İnsanlara su ikramını bu arıtmadan yapacağız. Arıtmayı buraya getiren iki tane kardeşim var. Allah birilerini bine çevirsin kardeşler. Dua edelim. İçeriye sebil koymuşlar. Orada soğuk su, sıcak su, çay kahve isteyeceğim. Tak hemen önüme getirecekler. Bu kardeşler onu da halletmişler. Kitaplığı yapan kardeşler. Arkama perdeyi getiren kardeşim. Bu pervaneleri getiren kardeşim. Kimse bunlar. Rabbim bunlardan razı olsun. Amin. İçeride masayı getirmişler, koymuşlar. Başka bir kardeşim masa getirmişti. Çok zayıftı. Problem çıktı. Öbürsü demiş ki ben daha güzelini getireceğim. Bunlar hayırda yarışıyorlar. Süper bir masa getirmişler. Öbürü dedi ki ben sandalyeleri halledeceğim. Tak 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 sandalyeleri koymuşlar. Allah Teala bu Müslüman kardeşlerimin hepsinden razı olsun. Amin. Ne eksiğimiz varsa Allah bu Müslümanlar sebebiyle hepsini giderdi. Bu kardeşlere de bol bol dua ediniz kardeşler. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum.
Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.